İbrahim Büyükak. Yine ben. Ay daha gitmeden beyin göçü gerçekleşmiş. O içimdeki yılan... Pardon, özür diliyorum. Su gibi bir şey. Gibi değil ya, su. Üzerinde zıplanan üç şey. Oh. Oh, bu gece son. Biraz sonra... Gel abi, gel. Hanımlar, beyler, gerçekten çok sevdiğinizi düşündüğüm, kendisiyle çok sık yan yana gelemesek de kendisine bayıldığım bir arkadaşımı davet ediyorum. Hanımlar, beyler, İbrahim Büyükak! Ben de Serenay'dan görüp böyle yaptım ama bende aynı efekti yaratmadı abi. Aynen abi, bir de... Yine ben demek isterdim ama yine ben değil. Aynen. İkinci gelişin değil mi? Aynen. İkinci gelişin ilkinde ama başka yüzyıldaydık zaten. Evet. O yüzden hatırlamıyoruzdur evet, bile. Evet, gerçekten hatırlamıyoruz. 2020 nasılsın? Falan. İyidir abi, sen nasılsın? İyi, fena değil. Yolunda mı her şey? Vallahi yolunda, güzel gidiyor. Hayırlı olsun, bir filminiz giriyor. Evet, ben... Disney Plus'ta gösterime girecek. Heyecanlıyım, merak ediyorum. Gala yaptık, gala çok güzel geçti. Çok iyi tepkiler aldık. Umuyorum seyircimiz de aynı şekilde sever. Disney Plus'ta olan var mı? Evet. Vay be. Tam müşteriler, biliyor musun? Herkes müşteri. Abi yemin ediyorum kendi evimde güldüğüm her şeyi... Hani hemen esnafı bana böyle. Aynısını kendi evimde de gülüyorum abi. Allah çarpsın. Peki İbrahim, Bulgar göçmeni, baba Makedon göçmeni, bir annenin evet. çocuğusun. Evet. Bu en göçmen adetin ne mesela? Hamur işi, börek, Arnavut böreği falan, ben bayılırım. Biraz o böreğe falan düşkünlüğüm, bir en göçmen olayı olur. Onları çok güzel çünkü, evet. hamur işleri. Doğru ve ya, annem evet. de çok güzel yapar. O Ay yüzden de acayip, acayip seviyorum. Göçmen var mı aramızda? Herkes göçmen. Tabii canım. Bugün ikimiz her şey, herkes Aynen. var. Disney var mı var, göçmen Ama var hakikaten. Mı var. Selanik? Hayır, anne ve baba tarafı bu ya da Bulgaristan. Siz Arnavut. Siz inatsınızdır diye tahmin ediyorum. Ben değilim. Biz genelde Bulgaristan göçmenleri yaşıyoruz. Hayır, sanki böyle bir göçmenler gecesinde buluşmuşuz gibi. Evet, biraz hani. Bana da sayı fazla geldi. Neden öyle oldu bilmiyorum. Şimdi sen İstanbul'da doğup sonra babanın işi için Bursa'ya taşınmışsın. Evet. Doğru değil mi? Daha bir Hiç yaşına bile gelmeden... Ha, hatırlamadığın zaman. Evet, hatırlamadığım zaman da Bursa... Bir adapte problemi yok. Yok abi. Zaten. Tabii. Peki, o şöyle bir şey diyorsun bak. Ortaokuldayken okulun en popüler çocuğuydum. Evet. Okey. Ondan sonra birden en tuhafına dönüştüm. Ya bana ergenlik çok pis vurdu ya. Yani bir şey oldu abi, benim tipim çok değişti. Ben ortaokulda... Bana gözlerin çok güzel falan diyenler vardı. Lisede kayboldular abi. Yani ondan sonra çok içime kapandım. Gerçekten böyle ya. Bir şeyler oldu abi. Ses, mes, bir şey, tip falan, sivilceler, bilmem neler. Böyle garip birine dönüştüm yani. Gerçekten ortaokulda inanılmaz popülerdim ya. Tüh, insan üzülür. Sırf mi? O ortaokulda yakalayabilmek için bu işlere girdim abi yani. Sırf o popülerliği yeniden yakalayabilir miyim diye. Hakikaten öyleydi yani. Allah Allah ya. Acayip yani, ergenlik benim biraz üstümden geçti abi yani. Sıkıntı oldu. Vallahi ben hatırlamıyorum tabii nasıl geçti üstümden de. Yani o kadar ben hiç popüler çocuk değildim. Devamında da olmadım yani. Öyle gelişmedi olaylar. O yüzden benim öyle bir hikayem yok ama. Ama dezavantajlar da işte avantaja dönüş. İşte o içe kapanma dönemi biraz da bu işlere meyletmeme sebebiyet verdi. Yazmaya başladı. Aslında biraz... Hani o dezavantajı biraz avantaja dönüştürdüm diyebilirim. Peki biz daha önce konuşmuştuk gerçi. Bursa'da Olay Gazetesi'nde yazıyorsun. Evet. Hiç o döneme bakıp böyle düşündüğün oluyor mu ya? Gazetecilik gibi diyebilir miyiz bilmiyorum ama. Yani orada Olay Gazetesi'nde yazarkenki döneme dönüp baktığında bir şey düşündürüyor mu sana o? Ya ben aslında başlangıçta böyle roman yazarı olmak istiyordum. Yani ilk yazı yazmaya başladığımda böyle roman yazarı oldum. Sonra tiyatroda böyle okul tiyatrosundan falan olunca... Biraz böyle bir şeyler yazma, tiyatroya bir şeyler yazma falanla devam etti. Sonrasında işte Leman dergisi, işte Lemanyak falan oralarda yazmaya başladım. Sonra da Olay Gazetesi'nde böyle yarım sayfa köşem vardı ama orada da hani gazetecilik yapmadım. Yine böyle bir mizah sayfası, hı hı. yine böyle bir eğlence sayfası gibi bir şeydi. Ama şeydi yani, o dönemde ciddi ciddi hani
Hiç böyle sahne sanatları değil de tamamen yazar olayım dediğim bir dönem vardı. Hiç var mı yazma şeyi fikri? Var. Şu anda yazmak istiyorum, yapacağım yani. Hadi ya. Tabii o böyle çok içimde kaldı. O çok istediğim bir şey. Oh, hadi inşallah. Böyle bir de böyle güzel bir hikaye olsa, hani romanıyla başlayıp sonra onun hani senaryosu, filmi gibi böyle bir yolculuk. Abi bir yerde... Ticarete bağladı abi. İnanılır gibi değil. Gözlerimin içine bak. Efendim, ilki şöyle. Çocuk kitaplarında rastladığın en saçma şey ne? Ya benim yeni çocuğum oldu işte, 22 evet. aylık. Aha. Ya şimdi sesli kitap diye bir şey var abi. Evet. Ama çocuk ona çok basıyor. Yani hani değil mi, sesli kitap bir kere ne? Pinokyo var mesela. Ya yani şu mesela sabah akşam beynimde yankılanır. Gel cesur biri ol, yalan söyleme. Doğrulardan hiç şaşma, kimseyi üzme. Evde böyle korku filmi gibi. Sürekli böyle gel cesur biri ol, yalan. Ve 150 kere basıyor ona. Ve hepsi de çok eğleniyor, çok mutlu. Ama yani ev böyle şey, böyle bir kız çocuğu evde böyle şey gibi yani. Korku filmi gibi. Gel cesur, her yerde yani. Her yerde karşıma çıkıyor o ses. Ve acayip, acayip tuhaf hissediyorum. Sesli evet. kitaptan şikayetçiyim yani. Hiç eşinle olan bir özel gününüzü unuttuğun oldu mu? Yok, olmadı. Ha. Olmadı. 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 O çünkü... Olmaz. O olmaz. Olmaz o. Olamaz. Yani zor yani. Ha. Zaten yani şöyle bir şey oluyor. Zaten benim eşim bir ay öncesinden zaten sürekli bir alarm hatırlatma gibi böyle. Sürekli ya işte benim doğum günümde ne yapacağız? Ne olacak benim doğum günümde? Aa, doğum günüme çok yaklaştı ya falan gibi. Zaten böyle iki günde bir beni güncellediği için ben o güncellemeden dolayı unutma şansım yok yani. Bence çok iyi. Unutan var mı hiç özel gün? Sen full unutursun. Full unutur musun? Yapayalnız bir insan işte. Ve erkek arkadaşın var mı? Şu an yok işte yani. Şu an yok da bir açık kapıya bakacağız gibi. Hayır ama şu an yokta da şu vardı. Yok diyemedi hani, şu an yok hani. Şu an yani şu saatte. Hani belki 10 dakika. Belli ki DM'ye bir bakayım hani. Belki yürüyen olur. Peki çocukluğuna dair en çok özlediğin şey ne? En çok özlediğim şey, istediğimi yiyip içebiliyordum. İşte kilo almıyordum. Onu çok özlüyorum ya. Ay. Sürekli çikolata, şeker, her şeyi yiyorduk. Biz eskiden de öyle bilinç de yoktu. Şimdi çocuğa çikolata vermiyoruz. Çocuk çikolatanın, tatlının ne olduğunu bilmiyor şu anda. Eskiden öyle bir şey yoktu ki. Evet. Ağlıyor, ağzına kesme şeker sokuyorlar böyle. Ben at gibi büyüdüm böyle. Her gün kesme şeker sürekli. Ben öyle büyüdüğüm için yani o zamanın fütursuzluğunu seviyorum. Dondurma. Şimdi bir şey yiyorsun. Bunu yesem mi, yemesem mi? Ay bu kilo falan. Onu çok özlüyorum ya. Kendine en çok ne yaparken mutlu hissediyorsun? Ne yaparken evet. mutlu olurum? Evet. En çok. Kitap okurken ya, çok böyle hani bunu ben artık... En son kimi ne için reddettin? Reddetmek derken neyle alakalı? Herhangi bir şekilde. Yani bir teklifi reddettin yani. İşte iş olur, ne bileyim para olur, kredi olur. Vallahi hatırlamıyorum ya. Çok böyle her şeyi kabul ediyorum galiba. Ben bilmiyorum. Hayır bana, şeyi reddettim ya baba. Bana, ben kimseyim. Hiç sakalım çıkıyor. Bana tıraş bıçağı reklamı geldi. Gerçekten. Hani biri şaka yapıyor zannediyor ve çok ciddi bir markadan böyle... Allah Allah hani bana mail yollar, bakıyorum. Tıraş bıçağı, ben ne alaka? Hani benim, hani şirketçi oturup hani ulan İbo'yla bir dalga geçelim falan diye. Dur şunu yapalım falan hani... Böyle böyle dizilerde oynayan abiler var yani, onları... Bana öyle bir şey geldi, onu dedim ki abi ben yapmayayım, bu şaka malzemesi olur yani. Çünkü hani mecbur orada biraz sakal eklemeniz gerekecek o şeyi yapmak için. O da komik duracak yani birden böyle. Birden yanımda böyle tüyler falan. Ay, olmazdı evet. yani, onu reddettim. İyi ki yapmamışsın evet. hakikaten. Peki şakanın da bir sınırı var mıdır? Ya bence o sınırı bulunduğun ortam belirler yani. Çünkü hani şakada bence şu var ya, karşı tarafta eğleniyorsa o şaka iyi bir şakadır yani. Hani kırıcı bir şey değildir. Dolayısıyla da çevremde benim hani herkes çok şaka kaldırabilen insan olduğu için bizde çok sınırı yok. Çok fazla ters ve sert şaka yapıyoruz birbirimize. Dolayısıyla o ortam belirliyor. Bazen bir ortama girersin şaka bile yapamazsın hani ortamın elektriğinden. Biraz bence o belirliyor ama ya böyle sınır, o kendi içinde onun tartımını yapıyorsun yani. Şunu yaparım, şunu yapmam, şöyle şaka olur, böyle olmaz diyemem yani. O ortama göre değişiyor. Anladım. Ama sonuna kadar yapmak isterim yani. Bir şaka varsa orada onu yaparım. Aslan doğduğunda kimin ne kadar taktığının hesabını tuttun mu? Taktığının?
Altın taktım abi. Ya abi ama yani. Gerçekten yani, tansiyonum. Ama yani bu. Hayır, toplayamayacağız ya. Evet, aynen. Hesabını tutmadım ama takmayanları kafama yazdım. Gerçekten. Ama şey oluyor, gelmeyen de hani ziyarete gelmeyen yakınlarını bir şey oluyorsun. Çengel. Bir şey oluyorsun ya, niye gelmedi ya ya da niye aramadı diyorsun. Çünkü ya hayatında kaç kere yaşayacağın bir şey. Evet tabii canım. Ya yani orada bir onu yapıyorsun ama güzel takan arkadaşlarım var. Onlarla dostumuz devam ediyor. Ortak WhatsApp grubumuz var. Tam altın diye grubumuz var. Harika. Evet. Hiçbirinden intikam almışlığın var mı? Yok. Yok mu? Yok. Gerçekten? Gerçekten yok. Hani hiç böyle... Ya ben hiç kin tutamam abi. Yani bir şey olduğu zaman, bir problem olduğu zaman hani... Bir kere zaten kesinlikle değer verdiğim insana kızarım. Mesela değer vermediğim biri yanlış yapsa ona kızmam bile. Yani şöyle sitem etmem, hayatımdan direkt çıkarırım. Hani birini hakikaten sitem ediyorsam gerçekten değer veriyorum diye onu söylüyorumdur. O yüzden hani ama hiç böyle dönüp de şunu da böyle yapayım hiç olmadı yani. Hiç. Hadi ya. Hiç almadım intikam. Hadi ya diyorum. Çünkü ben şeye inanıyorum ya. Yani böyle biri hakikaten birine haksızlık ediyorsa bence onun cezasını mutlaka çekecek gibi bir karma olduğuna inanıyorum yani. Yarına kalsa da Demet Akalın dediği gibi yanına kalmaz. Öyle mi şarkı? Çok güzel bağladın ya. Hep inanılmaz. Özü sözler. Ama kitap okuyorum diyorum size. Hiç dinlemiyorsunuz. Hangi tür insana hiç tahammül edemezsin? Cimri. Cimri. Cimri insanı hiç sevmem. Ay. Yalancı insanı bile daha çok seviyorum. Yalancı insan bile biraz eğlenceli oluyor. Yani eğer yalancı olduğunu farkına vardıktan sonra onun yalanlarınla eğleniyorsun. Cimri insanı hiç sevmiyorum abi. Ya biri cimri ise böyle arkadaşlık falan hemen çok soğuyor. Nasıl bir cimrilik mesela? Ya ama ya var ya öyle işte restorana gittiğinde... Aynen. Yani işte biliyorum da... Kartı 2,5 saatte bulan hani... hani kartı nereye sokmuş olabilirsin yani böyle şöyle... Hani ne kadar bir erkek seninle 2 tane cebin var zaten. Ne kadar cebin olabilir ya? Hani öyle insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Öyle değil, insan yok etrafımda çok şükür. Sana gelen bir özrü kabul etmediğin oldu mu? Olmadı. Geldi mi? Geldi, çok geldi. Ha. Ama kabul ederim ya, şey değil yani. Hani zaten özür dileme meselesi biraz bizde şey var. Bu filmde de aslında biraz hani özür dilerim muhabbeti. Biraz filmde de şey istiyorum yani. Şu özür dileme muhabbeti bitti ya. Hmm. Ya artık böyle bir bağırma var. Yani daha çok bağıranın haklı çıktığı bir dönem var yani. Kimse kimsenin özür dilemeyi bıraktı gibi yani. Evet. Hani eskiden bizim mesela çocukluğumuz zamanında özür dilemek bir erdemdir. Evet. Lafı klişeydi ve iyi derdi. Şu an o lafı bile hatırlamıyoruz falan gibi bir durum var. O yüzden özür dilemek bana iyi geliyor ya. Birinin dilemesi, ben de çok kolay özür dilerim. Hı hı. Çünkü güzel bir şey yani. Ama ben... bizde de şu da var bu arada. Özür dileyince de şey var. He, öyle özür dilersin işte var mesela. Biraz değil mi? Özür dileyenin biraz böyle boynunu yene de bizim boynuna böyle bir bastırma arzumuz yani da var. Yani o var mı bilmiyorum ama o var galiba diye özür dilenmediğini biliyorum. Evet. Yani onunla karşılaşıyor. Peki, eşinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Okumam ya. Okumam ya. Ya çünkü ya o çok şahsi bir şey ya. Ya ha, içim gıcıklanır. Bir kıpır kıpır olurum. Bir fıkır fıkır olurum ama okumamak için elimden geleni yaparım. Ama İbrahim siz ya 17 yıllık bir ilişki yani. Daha fazla 23. 23. Evet. Of. Evet. Yani zaten belki hani sen günlük olmuşsundur artık. Aynen yani. Öyle yani. Artık hani okusam da şey olur yani. Yeni bir şey hani yok. Hani böyle eski bir kitabı yeniden okuyormuş gibi böyle hani. Hani Suç ve Ceza yeniden okuyormuş gibi olabilirim yani. Böyle hani. Şey gibi yani hani. Suç ve Ceza neden acaba seçtim? Çok okuduğum bir kitabı benim. Ha, ondan. Benim böyle bir 3-5 defa okuduğum bir kitap olduğu için oradan aklıma geldi. Hadi ya. Evet çok severim. Aynen. Peki Galatasaray maçı sırasında yaptığın en absürt davranışın ne? Benim çok videom var böyle diye ama en absürt şey bilenler vardır muhtemelen. En son Galatasaray Fener maçına gittim ben. Şey maçtan evvel beni Florya'ya çağırdılar hani moral olsun hep beraber. Ben de tabii o takım coşkusuyla girdim. Aa ne güzel ya antrenman falan deyip antrenmanla böyle bir fotoğraf çekip story attım. Meğersem ilk 11'e atmışım Galatasaray'a. Maça bir gün var. Telefonu attım, kapattım. 10 dakika sonra Twitter açtım. 10.000 tweet var. Ve 9.999'unda hiç güzel şeyler söylenmiyor. Millet akmış, yağmış falan böyle delirmiş falan. Ya tabii ki benim attığım story ile kadroyu görecekler diye bir şey yok. Elbette biliyor herkes neyin ne olduğunu ama insanları da bir heyecanımız var. O heyecanı niye bilmem ne. Yani maçı izlerken Allah'tan maçı kazandık. Yani 3-0 yendik işte Kadıköy'de.
kazanmasaydık ben 6 tişört değiştirdim izlerken. Bak o kadar terliyorum ki böyle. Terliyorum tişörtü böyle su sıksam atıyorum yeni tişört giyiyorum falan izlerken o kadar stres oldum. Çünkü bana mal edilecek diye korkuyorum yani. Yani yazılanlar korkunç şeylerdi çünkü. Peki hiç komik bulmadığın bir şakaya ayıp olmasın diye gülmeye çalıştığın oldu mu? Çok. Çok çalış, değil mi? Çalışmıyor muyuz yani? Öyle mi? Şey oluyor bir yerde bir hani bir üstat oluyor mesela falan. Öyle yazan yapan ya. Benim bir de yalan gülüşüm vardır o fixtir. Bak şöyle yaparım. Bu. Mesela hemen onu bir fixliyorum. Onu bir fixliyorum. Yormuyor da. Evet hiç yormuyor. Harika. Hiçbir yerin harika, sallanmıyor. Harika akıyorum böyle biliyor musun? Sitcom efekti gibi böyle. Arkadan tatlı tatlı akıyorum. Çok yaptım. Baba olduktan sonra bunu da mı yaptım ya dediğin bir anın var mı? Çok ya. Baba olma hani baba olduktan sonra çok şey değişiyor ya hayatında. Ya daha demin buraya gelmeden motosiklet yani akülü arabaya bindim çocukla beraber böyle geziyorum evin içerisinde falan. Çok tuhaf yani. Ya bütün evin ritmi değişiyor çünkü. Yani evde sürekli uyuduğu, onun uykusu sessiz olmak lazım gibi bir durum olduğu için evde hep bir erotik bir ortam var böyle. Mesela şey diyorsun. Benim kıyafetlerim nerede falan. İşte oradan diyor ki yemek yiyelim beraber. Hani hep böyle evde böyle bir erotizm var abi. Sürekli sessiziz yani. Doktor bu olanlar seninle ilgili diye düşünüyorum yani artık. Ben, hayır çocuğu yani... olan herkes beni anlıyor şu anda. Çocuğu olan var mı aramızda? Var. Siz anlıyor musunuz beyefendi? Hayır seste diyorum. Normalde olmuyor tabii ki. Ha. Seste tabii ki. Normalde olmuyor deyince de töhmet altında kaldım şu an. Şu an eve gidince dayak yiyeceğim. Teşekkür ederim beyefendi. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Evet geçmiş olsun. Peki şimdiden. Duyduğunda zevkten dört kişi olduğun bir iltifat var mı? Zayıflamışsın. Ha? Çok severim. Çok severim. Çok uğraşıyor musun sen de? Ben kiloyla uğraşıyorum abi ya. Benim ben çünkü bu işte sahne falan filan olaylarına gelince bir gece uykusu bilmem ne falan problem oldu. O dönem bir 15-20 kilo aldım. Uzunca bir sürede o kiloda kaldım. Şimdi o kiloyu verdim. Aha. Biraz daha normal kilolardayım gibi şu anda. Aha. Daha normalim. Ama şeyi çok seviyorum yani hani. Böyle zayıflamışsın iyi olmuş falan filan onu seviyorum. Oğuzhan Koç'un ezbere bildiğin bir şarkısı var mı? Bütün şarkılarını biliyorum ezbere. Ciddi misin? Tabii hepsini bilirim şarkılarını. Çoğunu bilirim. Hadi ya. Ha Bahsin hep benim yanımda yazdı falan filan yani. İçeri gideyim bir beste yapayım deyip 20 dakika sonra çıkıp... Kim bile bile gözlerimin içine bakarak yoksa yar tüm hataları. İlk ben etkilendim ondan biliyor musun? İlk etkilenenim. Ben ilk etkilenenim. İçeri girdi gerçek söylüyorum bu böyle hiç şaka yapmak için değil. Dedi ki ya ben bir beste istediler ben bir yarım saat dedi içeride çalışacağım dedi. Ben de içeride bir şeylerle uğraşıyorum falan. Gel dedi ki bir dinlesene kanka deyip böyle. Ben saydım göz göre göre falan diye girdi. Dedim olur tutar tuttu da. Harika. Peki seni en çok ne hayal kırıklığına uğrattı? En çok hayal kırıklığına. Ya bazı insanlar uğratmıştır yani çok sevdiğim ben çünkü kolay kolay bir insanlara dost olma hani o aşamaya geçebilen biri değilim ama ona geçtikten sonra böyle tuhaf davranışlar olup böyle birçok insan böyle hayal kırıklığına uğrattı beni yani. Orada demek ki o raddede değilmiş ilişkimiz. O artık fix mi be İbrahim? Yani herkesin başına mutlaka gelen bir şey mi o acaba? Evet tabii ki. Tabii ki. Da bu değilmiş falan olduğum çok oldu yani. Evet. Biraz yaş aldıkça sayısı da artıyor ya onun. Tabii. O sıkıntı gibi biraz. Evet. Çünkü yaş aldıkça seçici oluyorsun. Daha çok kriterin var. Hayatına yakın tutmak istediğin insanlarla ilgili. O kriter biraz şişiriyor. Tabii. Instagram'da sana yazılan bir şeye cevap verip atıştığın oldu mu? Yok. Olmadı. Hiç ama çok tabii elimin gittiği çok oldu yani. Çok, geliyor tutuyorsun. Yani bazen ama çok bana hani şey desem yalan olur. Yani çok Instagram'dan bana böyle çok kötü mesaj atan insan var desem yalan olur. Hani öyle çok fazla karşılaşmıyorum ama bazen çok haksızlık edip canını acıtmak isteyen insan oluyor. Yani bunu kasti yapıyor. O böyle biraz canını sıkıyor. Yani ne gerek var yani bunu bu şekilde söylemesine oluyorsun. Ama böyle ya dediğim gibi... O da demek ki bir şey öfkelendi diyorsun. O öfkeyi benden çıkartmak istiyor herhalde. Ona artık diyorsun ki öyle olsun yani. Bayağı İbrahim Pamuk gibi bir herif ya. Yani şeyim ya öyle çok hırslanamıyorum. Ama bazen çok tatlı şeyler de oluyor. Mesela biri bana böyle bir
Yazmış böyle, abi demiş ben oyuncu olmak istiyorum, şöyle olmak istiyorum, böyle olmak istiyorum, bu yeni filminde oynamak istiyorum falan filan. Ben görmemişim mesajı ama mesaj şu kadar, şu kadar. Üç ay sonra bir mesaj atmış, şey demiş, abi ben oyunculuk istemiyorum demiş. Hani, oldu, oynadı. Hani hiç cevap da olmuş ama kendi kendine vazgeçmiş 3 ay sonra mesela. Çok tatlı geldi. ne yaşadı acaba? Evet. En son ne için özür diledin? Ya çocuktan özür diledim ya. Çok ağladı da bir oyun oynamak istiyordu. Bir şeyle uğraşıyorum. Bir dakika oğlum, bir dakika oğlum. Bir başladı ağlamaya böyle. Ay oğlum özür dilerim dedim ya. Ben fark ettim bu kadar arzulu olduğunu oyun konusunda. Sonra tabii yüzüme bakıp gel yürürüz biri. Al ya lan söyle. Oyunda. Abi tam unutmuştuk tamam, ya. Hayır onu ezberlemeden çıkmayacağız. Geceyi de öyle kapatacağım söz. Peki Eser ya da Oğuzhan'la ilgili sana sorulmasına kıl olduğun bir soru var mı? Ya da sıkıldığın? Üç adam yeniden başlayacak mı? Yani başlamayacak. Başlamayacak. Hani artık hani o cevabı verdik 6 yıldır da yapmıyoruz. Evet. Hani o başka kariyerlerimiz var. Bambaşka bir şeye dönüştü artık. Evet. Hani hepimiz de yaşımızı başımızda aldık. O biraz hala o sorulunca yani hiç soru yoktu. Hani onu bulduğunun gibi oluyor yani. Peki en son ettiğin küfür ne? Fix işte falan filan. Küfür mü be artık? Başka bir şey söyleyeyim abi sen repertuar. Ben sayayım o zaman sen hangisini veriyorsun? Durduramadım ilk önceyi. Yok tamam anladım kardeşim ben. Olur o olur. Peki hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Evet. Sevgili izleyenler, hani böyle evden ekmek almaya çıkıp bir 8-10 yıl hiçbir şekilde haber alınamayan insanlar olurdu eskiden hani. İşte bu hikayelere çok benzeyen bir olay yaşanmış Hindistan'da. Covid-19 salgını sırasında öldü sanılan bir Hintli 2 yıl aradan sonra elini kolunu sallaya sallaya evine geri dönmüş. Allah esirgesin. İşin daha tuhafı adamın cesedi hastaneden ailesine teslim edilmiş. Ceset alınmış, aile bir yakma töreni bile düzenlemiş. Eşi dostu çağırıp küllerini savurup uğurlamışlar adamı. Yani o adam sandıkları başka birini daha doğrusu. Büyük ihtimalle hastanede farklı kişilerin birbirine benzetilip karıştırıldığı düşünülüyormuş. Yani biz bu Hintlilerin de hepsi birbirine benziyor desek feci ırkçılık olurdu ama kendileri de ayırt edemiyorlarmış demek ki. Eve dönen abimiz de nerede olduğuna dair en ufak bir açıklamada bulunmamış. Baştan aşağı gamsızlık şöleni sergilemiş sevgili izleyenler. Her şeye rağmen geçmiş olsun mu diyoruz. Hoş geldin. Geldin mi diyoruz? Ne diyoruz? Evlerden Irak ya. Sevgili izleyenler, 4 işlem, fantastik sayısal çıkarımlar ve her zaman onurlu siyasi duruş deyince aklımıza gelen ünlü bir devlet gocumanımız Kadir Gecesi'nde tarihe geçecek bir milletvekili hesaplaması yapmış. Gocumanımız hem sevenlerine hem onu idare edenlerine hem işte o kalabalıkta ulan kendimizi belli etmeyelim diyenlerine 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98, 9 artı 8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs. Kadir Gecesi bu tesadüf müdür demiş. Hemen bir cevap veren olmadıysa cevap verelim. Efendim çok özür diliyorum. Hiç de kalbinizi kırmak istemeyiz ama. Ya aşırı derecede tesadüf ya. Hatta daha tesadüf olan bir şey olmamış olabilir bu hayatta. Bir de Nisan ayındayız. Yani siz hangi şeyi kullanıyorsunuz onu belki orada bir hata olmuştur. Bizim götümüzü kesecekler tamam diğer habere geç. Sevgili izleyenler bu hafta After Party'nin başında olsa gece hayatına küseceğiniz bir siyasi partinin lideri sokaklarda Suriyeli avına çıkmış. Nasıl yani demiş olabilirsiniz biz de dedik. Gözüne kestirdiği hedeflere usulca sokulup merhaba demiş. Suriyeli olup olmadıklarını sormuş. Henüz nokta atışı tahminler yapamadığından başına ilginç olaylar da gelmiş. Bir masada yemek yiyen vatandaşımızın yanına giden ve Suriyeli değilim cevabını aldıktan sonra çok benziyorsun ama diyen. Beyefendi diğer avlarına konsantre olmuş olacak ki eyvah sıçtık bakışlarıyla oradan ayrılmış. Beyefendiye biz de yaşadığımız şeyin farkındayız ama her şeyin bir yolu yordamı var. Mancınıkla otobüsle olacak işler mi sizce diyoruz. Ve fikrini hiç merak etmediğimizi fark edip hemen diğer habere geçiyoruz. Efendim Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen bir operasyonla tam 350 bin lira değerinde insan saçı ele geçirilmiş. Evet.
halis, mulis, gerçek insan saçı. Tahran'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun çantasındaki yoğunluktan şüphelenilince yetkililer toplamda 15 kilogram ağırlığında saç ele geçirmişler. Anlaşılan o ki birileri git ara bul getir, saçlarını yol getir türküsünü çok ciddiye almış. Bir yandan da 350 bin lira ciddiye alınmayacak gibi değil sevgili lira severler. 15 kilo saç 350 binse saçın kilosu 23 bin liraya falan geliyor. Buna göre yapın hesabınızı, sizde kaç gram saç var iyice bir hesaplayın ve böbreğini satmayı düşünen varsa saçlarını uzatmaya başlasın. Zira kökü sizde sevgili saç severler. Yine çıkar. Bir diğer önemli konu da şu. Uluslararası saç ticareti yapan şebeke. Siz hiç utanmıyor musunuz? Saç kaçakçılığı yapmanın suç olduğunu biz de şimdi öğrendik ama siz o saçları bavula koyarken falan hiç mi yaptığınız işe yabancılaşmadınız ya? Hayır, bir de o kadar saçı nereden buldunuz? Kafamızda deli sorular var ve sırf bu yüzden saçımız dökülür diye korkuyoruz. Dökülürse de toplarız 3-5 kuruş. Hanımlar beyler, asın bayrakları. Biliyorsunuz bir süredir gusto şampiyonluklarla alınan coğrafi işaretler bize bayrak astırıyordu. Bu sefer kalorisi az, gururu fazla bir şampiyonluk bizlere bayrak astırıyor. Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçimiz Adem Asil şampiyon oldu. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Mezuniyet gömleğinde umarım bir gün yolun Yılmaz Erdoğan'la kesişir diye bir şey yazıyormuş. Abi bu bilgiyi nereden öğrendiniz? Abi FBI. Ne bileyim. Bir yerde herhalde söylemişimdir ya da şey. Evet. Öyle, peki ve sonra... bu bir tane değil bu arada. Ha. 3-5 tane böyle not yazan arkadaşım oldu bana. Yani liseden ayrılırken. Enteresan yani. Peki sonra tanıştığında ne hissettin? Bu geldi mi aklına mesela? Geldi tabii ki. Ben Yılmaz abinin zaten eskiden de o Bir Demet Tiyatro falan, aha, benim çocukluğumda hani hastası olduğum bir şeydi. Ya ilk tanıştığımız anı hatırlıyorum. Burada kanyonda yemek yedik böyle. Ben daha ekibe yeni katıldım. Ben ekibe çünkü sonradan katıldım. Ben 7. bölümde girdim. Böyle Tekirdağ Mürefte'den gelmiş böyle sakallığını uzatmış o ara. İbo hakkında çok şey duydum. Hani senden çok şey bekliyorum falan dediğinde böyle inanılmaz. Ulan şu an bu an yaşanıyor mu oldum yani? Şu an bu anı yaşıyor muyuz? Olduğum bir an var yani. Sonra da kısmet oldu, işte hocamız oldu falan. Çok üretken bir dönemden geçiyorsun. Bir de yani işte çocuk da var, evet, ürettiğin. babalık ya, mizahına etki etti mi hiç? Çok. Ya. Ya çünkü aslında çocuk olduktan sonra aslında yeniden doğuyormuş gibi bir şey oluyorsun. Yani hayata yeniden başlıyorsun gibi yani. Çünkü onun ya, her anına tanık oluyorsun. Her şeyine tanık oluyorsun ve bir insan bu evrelerden geçiyormuş yani. Biz de bu evrelerden geçti diye şaşırıyorsun. Çünkü çok tuhaf yani. Her gün yepyeni biri olarak uyanıyor. Özellikle bu zamanda yani. Yepyeni bir şey öğreniyor. Sürekli bir şey anlatıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Konuşmaya çalışıyor. Ve yani onunla beraber aslında sen de kendi çocukluğuna da gitmeye başlıyorsun. Biraz daha geçmişini daha çok fazla hatırlamaya başlıyorsun. Ay. Aile hayatını, kendi dünyanı daha çok hatırlıyorsun falan. Enteresan bir şekilde de hani bir mizaha da katkısı oluyor tabii ki de yani. O zenginleştiriyor. Peki bu senin hassasiyetin mi yoksa bütün babalar böyle mi hissediyor? Siz de babaydınız. Ya babalar... Güzel anlattı. Ya değil mi güzel? Arkadaşıma katılıyorum. Evet. Yani babalarda hep şey denir. Hani baba olmak hani anne gibi hemen şey olmuyorsun. Anne daha birinci sahnede annelik duygusunu daha fazla... Tabii ki çok fazla hissediyor. Hani çocuğu doğurduğu için. Evet. Olması muhtemel. Mantıklı. Yani... Babalar da hep böyle şey vardır. Ben hani ilk başından itibaren ben öyle bir süreç yaşadım ki bu bir psikolojide varmış. Ben Nurdan'ın midesi bulandı, benim de midem bulanıyordu. Ya gerçekten ya aynı anda şey falan böyle ikimiz de böyle yeşil elma falan yiyoruz böyle. Gerçekten bir aşırı empatiden ya beraber aynı şeyi canımız çekmeye başladı. Ben hamile gibiyim abi. O da diyor ki benden rol çalıyorsun şu anda yani. O çünkü bir şey oluyor, benim de midem kötü oldu falan diyorum böyle. Yani öyle bir dönem saçma bir psikolojik bir saçma bir an yaşadım falan. Ama ya ben ilk andan itibaren onu hep hissettim hani babalık duygusunu, hı-hı, falan. Çok geç hisseden de var. Benim bir arkadaşım bana babası şey demiş. Demiş hani baba oldun ne zaman hissettin? Evladım siz 7 yaşındaydınız demiş. 7 mi? Dedim kral yani askerliği bekleseydi kral acele ettin yani. 7 yaşındaydın. Bence şey yapmışım. Bence derdi bitince artık babalık yapabilirim, evet, demiş. Evet. İlk baba esprini hatırlıyor musun?
Yapmışsındır kesin şimdiye kadar. Instagram'a fotoğraf koymuştum. Belki yayında koyarsınız. Hani babalığı biraz abarttım diye bebeği emzirirken fotoğraf koydum böyle. Hani hastane yatağında. Buradan tuvalete gittiğinde böyle fotoğraf çektirdim böyle bebek buramda. Öyle bir fotoğrafım var böyle Instagram'da, ilk şaka mıydı? Ama mı bu mu? Doktor, sana da kimle bir akşam yemeği yersin diye soracağız. Akşam yemeği? Akşam yemeği. Mumlu falanlı. Ama yani ama yemeği yiyoruz, dağılıyoruz. O beni ilgilendirmez. Ama dağılalım. Dağılmazsak sıkıntı olur çünkü. Dağılıyoruz. Dağılıyorsun. Öyle diyelim. Aynen. Yemeği yedik. Dağılıyorsun. Görüşürüz canım falan. Onu da dağılık. Bilemem ben. Yani öyle tamam, o zaman bu. Dağılıyoruz, hadi görüşürüz. Peki. Tamam. Peki. Zafer Algözle mi yemeğe çıkarsın, Cem Yılmaz'la mı? Zafer abiyle çıkarım. Zafer abiyle filmde oynadık. Benim dizide oynadı Zafer abi. Cem abiyi de çok seviyorum ama Zafer abiyle böyle bir tanışıklığımız, bir hukukumuz var. O yüzden Zafer abi de yani şimdi Cem abiyi teyzeydik hani onu muhabbeti çok iyi diye girecektim. Cem Yılmaz olduğunu hatırladım şu anda. Yani şu an yeniden bir özür dileme, yine bir gaf geliyordu. Zafer abinin inanılmaz güzel bir sohbeti var. Hani biliyorlardır zaten, bir sürü de videosu düşüyor. Evet. Anekdotlar falan. Çok lezzetli. Zafer abiyle yola devam ederim şu anda. Peki. Ve Zafer abiyle geceye de devam ederim bu arada Zafer abimle. Gönül rahatlığıyla. Gönül rahatlığıyla diyorum ya. Arkadaşlar hemen şey yapıyorsunuz hani. Geceleri devam ediyoruz abi. Biz bir şey yapmıyoruz abi. Sen yapıyorsun. Ama herkes artık. Ben şeyden sonra kaybettim diyorum seyirciyi ya. Evet, bence de. İnandırıcılığım kalmadı. Peki Zafer Algöz'le mi yemeğe çıkarsın? Kendall Jenner'la mı? Kadınların alkışı. Allah'ım beni çok sunuyor şu anda. Zafer abi. Zafer abi. Zafer abiye desem ki Kendall Jenner çağırıyor, sana geleceğim Zafer abi. Zafer abi. Aynen. Zafer abi kovar beni. Aynen. Zafer doğru. Abi kovar. Kendall Jenner'la. Kendall Jenner'la. Peki. Kendall Jenner'la mı yemeğe çıkarsın yoksa Judy Comer herhalde? Bu. Net Judy Comer'le çıkarım. Müthiş bir oyuncu ya. Evet, şeyde ben de beğeniyorum. Dizisi vardı. Killing Eve değil mi? Ya ne Killing dizi bir dizi. Bir Killing tane Eve, daha var canım. Çok dizisi var da o dizideki performansı olağanüstüydü evet. Yani. Olağanüstü. O dizinin yazarını biliyorsun. Phoebe Waller-Bridge. O da ne acayip kadın o zaten ya. O da inanılmaz. Aynen. O Fleabag falan. Ha, Fleabag diye bir dizi var biliyor musunuz? Mutlaka izlemeyen bilmeyen varsa. Bilmeyen varsa Allah aşkına seyredin ya. Muhteşem bir dizi. Ben 2-3 defa izledim hatta yani. Dostoyevski gibi diyorsun. Tabii okurum. Aynen. Peki. Okurum. Judy Comer mi, Fatih Terim mi? Abi. Çok tuhaf bir şey oluyor abi. Evet. Dengeler çok değişiyor ya. Evet. Neyse ben şimdi eve de gideceğimi düşünerek Fatih Terim diyeyim de. Yani evi de bir hesaba katmam lazım. Fatih Terim'le devam eder. Hocamla. Hocanla devam. Fatih Hoca'yla devam ediyoruz. Fatih Terim'le mi yemeğe çıkarsın, Oğuzhan Koç'la mı? Fatih Hoca'yla devam ya. Oğuzhan Koç'a 1000 kere yemek yedim zaten. Yeter, gına geldi ya. Mantıklı. Fatih Terim mi, Dave Chappelle mi? Net Dave Chappelle ya. Benim en sevdiğim komedyen yani. Öyle Dave mi? Dave Chappelle acayip. Ya yani Dave Chappelle'i şu an burada gördüğümde bile vay anasını falan oldum. Yani nasıl aklınıza geldi falan oldum. Bayılıyorum yani. Evet. Onun da stand-up gösterilerini izlemen varsa şiddetle evet, tavsiye ederim. Hatta son bir üçlemesi evet. Mi var? Olağanüstü. Netflix'te acayip zaten. İşte ara verdim diyor ya, bıraktım evet, evet. Diyor. Ya, inanılmaz bir adam evet. Yani her şey. Evet, spoiler olmasın çok gerçekten iyi. Dave Chappelle mi, Gupse Özay mı? Hay Gupim ya, Dave Chappelle. Ya kusura bakmasın Gupse şu anda. Dave Chappelle biraz daha. Peki Dave Chappelle mi, Jessica May mi? Dave Chappelle. Jessica arkadaşımı çok severim ama Dave Chappelle ya. Aynen. Sen çok özür dileyeceksin. Yok. Çok şu an kıra kıra gidiyorum biliyor musun? Dave Chappelle mi, Hande Erçel mi? Dave Chappelle. Hala Dave Chappelle şu anda aynen. Şeyde duruyor, zirvede. Peki Dave Chappelle mi, Acun Ilıcalı mı? Dave Chappelle'den devam abi. Devam ediyoruz şu anda durmadan. Durmadan gidiyoruz. Dave Chappelle mi, Anya Taylor-Joy mu? Anya Taylor-Joy. Şimdi bak kafa karışmaya başladı. Beni ilgilendirme. Netti. Biraz değiştireyim de bir olay olsun. Yani neden Acun'da değiştirmedin de?
Bir şey soracağım video durup. Neden Acun'un abiyle değiştirmedin? Anna Taylor Joy. Anna, o da acayip bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Oyuncu çok seviyoruz. Anna Hanım mı, Farah Zeynep Abdullah mı? Anna Hanım'la devam ediyoruz. Durmadan. Peki. Durmadan devam ediyoruz. Anna Hanım mı, Eser Yenenler mi? Anna Hanım. Hayır. Ne Eser abi? Bin kere yemek yediğim adamlar bunlar. Evet. Anna Hanım mı, Gizem Karaca mı? Uf, Gizem desem şu an demezsem Anna Hanım devam ediyoruz. Hadi Gizem Karaca diyeyim. Şimdi aynı filmde oynadık. Şu anda daha da Gizem Karaca ile devam ediyor. Ya bir şey, bence dürüst olabilirsin. Ama abi yani... Biz Gizem'i götürürüz biz ekipçe yemeğe. Olur mu? Hadi Gizem Karaca diyorum, tamam. Peki, Gizem tamam. Karaca. Gizem Karaca mı, Jennifer Lawrence mı? Yani çok sürmedi de zaten. Gizemciğim bu gece son. Biraz sonra... Jennifer Lawrence'ın çok büyük hayranıyım ben. Evet. Ben videoları... Ya normal programlara katılımdaki videoları da inanılmaz değil mi? Evet, çok enteresan. Acayip samimi, acayip... Evet. Çok da komik ya. Bir de yani Jennifer Lawrence... Yani Jennifer Lawrence. Sondaki tıslamayı benim Lawrence. Hiç hoşuma gitmedi. O içimdeki yılan... Pardon, özür diliyorum. Yani o duygu bağlantısı söylüyorum yani. Duygular anlamında yani. Hissiyat anlamında söylüyorum. İnanılmaz. Hayır ya. Hayır. Gerçekten. Gizemciğim kusura bakma. Jennifer Lawrence'a devam ediyor. Allah Allah. Yıldo programına döndü. Ya Allah. Aynen ya. Peki Jennifer Lawrence mı, Zendaya mı? Jennifer Lawrence. Zendaya. Zendaya diyenler kim? Baksana abi burada çok büyük seveni var. Hakikaten evet. O da çok başa da Jennifer Lawrence. Evet. Jennifer Lawrence mi, Beyazıt Öztürk mü? Abi yani... Ya Jennifer Lawrence tabii ki Beyazıt abi, evet. Kusura bakma ya. Estağfurullah, niye baksın, o da laf eder zaten. Jennifer Lawrence mi, Anne Hathaway mi? Aa, enteresan. Jennifer Lawrence. Diyorsun. Evet. Evet, bambaşka iki kadın evet, tabii. Evet, çok çok şey. Jennifer Lawrence mi, Arda Turan mı? Jennifer Lawrence. Hemen Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence mı, Eda Ece mi? Ya Jennifer Lawrence. Eda'cığım seni de çok seviyorum. Çok yoğun zaten. Koştur koştur evet, anası evet. Ağladı kızım. Evet. Jennifer Lawrence mı, Ezgi Eyüboğlu mu? Jennifer Lawrence. Ezgi'ciğim seni de çok seviyorum ama ben herkesi kıra kıra gittim. Aynen. Jennifer yaktın beni Jennifer. Jennifer Lawrence mı, Yılmaz Erdoğan mı? Hocam kusura bakmasın ya. Hocam gömleğe yazdılar okey. Her şey de güzel oldu çok şükür ama Jennifer Lawrence. Yılmaz abi de kesin tabii. Jennifer Lawrence'da. Evet. Jennifer Lawrence mi, Nurdan Beşen? Ya bu soru olabilir mi abi? Şu an sen şunu diyorsun. Jennifer Lawrence mı yoksa şu kadar nafaka mı? İçimizde hukukçu varsa nafakayı hesaplasın arkadaşlar. Var orada var, bir var, tane var. Var. Yani tabii aynen. Ki Nurdancığım. Tabii ki hayatım benim. Hayır, tabii Nurdan ki de. Da dünya tatlısı biri. Nurdan'ı da buradan... Ne? Mücbir neden var ama dedi. Neden yani mücbir dedi ki, neden? Bu olayı dedi... Ne? Beklenmeyen bir durum var diyor. Bu mücbir bir haldir diyor. Burada diyor sana diyor ekstra büyük binmez diyor. Tamam o zaman. Abi canım. Hayır Nurdan diyorum. Sen niye beni gaza getiriyorsun şu an ya? Sen ne içiyorsun ya orada? Ya. Hayır o çok güzel. Hayır o da şuna bakıyor. O müşteri geldi şu anda. Nurdan'da kaldık diye düşünüyorum. Net kaldık. Aynen, hatta aynen. Hareket etmiyoruz şu an. Şöyle duruyoruz. Şöyle duruyoruz. Hanımlar beyler Nurdan'la gidiyor tabii ki yeme. Peki yazarlık hayatın neresinde duruyor diye soracağım ama zaten yani tam merkez gibi yani. Her şeyim ona göre ayarlı yani ben normalde erken uyuyorum abi hani hı hı. Çok böyle yani bir aktivite bir şey yoksa erken yatıp erken kalkmayı çok seven bir insanım. Sabah böyle 6:30'lar 7'ler benim hayata başlama saatlerim oradan öğlene kadar önce hani biraz şeyi beyni açmak için hocam bir kitap okuma şeyimiz var. Bir öyle bir ritüelim var böyle bir buçuk saat falan. Sonra da böyle bilgisayar açıp hani o gün çok böyle bir şey olmasa da hani o anda hedeflediğim bir şey de olmasa böyle bir bilgisayar açıp
bir şeyler yazmak, bir şeyler karalamak, aklıma gelenleri not etmek. O bir daha önce kesin söylemiştim. Ben Dota oynadım bir süre, uzun süre, 10 sene kadar. Evet, izlemiştim var benim abi. O Dota'nın özellikle ilk senelerinde İngiliz yazarlarla burada yaptığı söyleşiler oluyordu. O söyleşilerde tekrar tekrar gittik hepsine biz tabii. Gelen herkesi takip ettik. Hepsinin söylediği ortak şey bunun bir mesai harcanan meslek oldu. Tabii. Ve sabah kalkıp başına oturman gerektiğiydi. Kesinlikle öyle. Yani öyle hani işte Ferhan Şensoy'un da öyle çok bilinen bir videosu var. Haldun Tener anlatıyor. Haldun Tener diyor ki ben günde 20 sayfa yazarım diyor. Hı. O da diyor ki hocam diyor hani 20 sayfa yazmak her gün zor değil mi? Hani aklınıza bir şey gelmedi mi, ne yapıyorsunuz? Balkona çıkıyorum, olanları yazıyorum. Vapur erken geldi, servis bugün geç geldi. Kuşlar havalandı falan, bunları yazıyorum diyor. Zaten öyle de bir öykü kitabı da var bu arada, Yalıda Sabah diye. Falan. Yalıda Sabah diye bir kitap var, hatta ödüllü bir kitap yani Haldun Taner'in. Yani nasıl aslında o videoda da öyle diyor Haldun Taner. Nasıl bir marangoz dükkanını açıyorsa sabah, hadi bakalım güne başlıyoruz diye. Aslında bilgisayarı açıp konuya girmek gerekiyor. Hanımlar beyler, Burhan Çehir sizlerle. Nefes gibi andayım, zaman gibi gün gelir, yol biter, bitmeyeni yok mu? Birer birer ağır gider, bitmeyeni. İlginç Bazı Olaylar dizisinde kendine alternatif bir hayat yazdığını, evet, söylemişsin. Nasıl ortaya çıktı? Ya bir de ne kadarı gerçek gibi? Yani birinci sezon, ikinci sezon biraz daha böyle kurgu bir sezondu. Birinci sezonda çok gerçek noktalar var dizide. Orada şunu düşünmüştüm. Çünkü benim hani hakikaten bir kurulu bir düzenimiz vardı. Hani babamın da durumu iyi yani. Benim böyle hani böyle
tırnaklarımla kazımadım yani hani böyle. Kötü değil. Bir yatak şirketi falan filan. Babam da dedi ki böyle böyle bir şirketimiz var. Hani askere gittiğin geldiğinde istiyorsan, hani biliyordu yazdığımı ve hani öyle bir o dizide biraz oralar o çatışmaları biraz fazlalaştırdım aslında. Hani babam o kadar yoğun bir şekilde bu işi yapmamamı istemiyordu. Ama ona dönüştürdüm zaten hikaye yani alternatif olduğu için. Biraz şunu hayal ettim yani babam bana o hayatı sunmuştu. O yoldan devam etseydim ne olurdu? Hani hepimizin hayatta sorduğu sorular vardır işte. Atıyorum o kişiyle değil de bu kişiyle beraber olsaydım ne olurdu? Ya da işte o mesleği değil de bu mesleği tercih etseydim ya da üniversite şu. Hani biraz o yol ayrımlarına biraz o dönemde kafayı takmıştım ve dedim ki ya ben acaba hakikaten bu cesareti gösteremeseydim, İstanbul'a gelmeseydim, bu gömlekte yazılanlar gerçekleşmeseydi ne olurdu? Ya bunun bir peşinden gideyim bakalım neye çıkacak falan derken hikaye biraz o alternatif hani Bursa'da kalsaydım, 37 yaşında bir adam olarak kalsaydım ne olur diye gitti ve öyle çıktı yani hikaye. Harika, peki şeyle karşılaştın mı? Ya beni nasıl yazmışsın öyle diyen biriyle? Anladı mı yani? Ya, herkes yani anladı. Aha. Herkes anladı. Yok. Yani dediğim gibi çok böyle böyle %70'i falan gerçek çünkü hikayelerin. İlk sezon için söylüyorum özellikle. Kimse de yok diyemedi. Tabii tabii yani. Hani kendimi de çok hani böyle sert hallerde yazdım. Biraz da böyle bir dramatik yükü de ağır bölümler de var. Yani işte babaannemi kaybettiğim bir bölüm var falan filan hani. Onları falan da yazdım. O yüzden de şey yani herkes hatta babam falan çok hani annem de onlar zaten en büyük kriter oydu yani. Onlar da çok duygulanarak izlediler hepsini. O yüzden şeyim yani hiç kimse kırılmadı ya çok. Kırılmamıştır harika. İnşallah. Babaanne sizin ailede de mi çok önemli bir karakter? Benim çok önemliydi abi hayatımda. Ya. Benim böyle yani bizim aile biz beraber kalıyoruz işte. Aha. Ve benim de o da arkadaşımdı. Biz böyle ranzada falan böyle çocukken. Ben de öyle çocukken büyüdüm. Babaannemle öyle büyüdük. Büyüdüm yani. Ve yani acayip bir samimiyetimiz ve iletişimimiz vardı. Çok ağır gelmişti. İyi ki de böyle bir dizi yaptım ve iyi ki de babaannemi orada andım. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun ya. Sağ ol. 5'te 5. Şimdi. İkiniz yarışacaksınız. İsminiz nedir? Nur. Nur Hanım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Öğrenciyim. Nerede? Lise son. Hisar okullarındayım. Lise son mu? Evet. Reşit değil mi lan? Evet evet. Arabayla geldim. Ehliyet de var. Ha, ehliyet varsa. Lan lise sonundaki kızım bana yaptığı havaya bakar. Araba da mı? Hayır, en son şey. Benim de var lan arabam. Gel bir tur attırayım sana bana bir an. Peki ne hedefliyorsun? Bu sene Mayıs'ta işte bizim LP diye bir sistem var. Belki çocuklarım olabilir. İnşallah sene İngiltere'ye gideceğim. Kabul i̇nşallah. Geldi. Evet. Peki evet. Ne yapacaksın İngiltere'de? Management Science. Management Science. Evet. Biraz da işte mühendislik de var, data science var, business var, şu karışık gibi. Ben aynen. Senin yaşlarındaki yatakçı olacaktım neredeyse ya. Çok iyi ya, biz çok sevindik. Mükemmel. Fora çok iyi olmuş. Management, science, evet. Hakkında hayırlısı. Amin. Amin, evet. Evet. Ne yapacağımızı anlatayım. Evet. Ben size diyeceğim ki işte şununla ilgili 3 şey söyleyin. Bu sırayla olacak bu. Bunu 5 saniye içinde söyleyeceksiniz. Ve tamamlayınca da şu zile basacaksınız. Tamam. Gayet basit. Ben de şuradan basayım. Aynen. Kimle başlayayım? Hanımefendi. Hanımefendiyle başlayalım. Dikkatli dinleyin hemen zaten. Bir dakika, Task'ı dinlemedim. Çok heyecanlı. Task'ı mı dinlemedin? Çok heyecan yaptım. Çok heyecan yaptım. Task'ı dinlememiş ya. İngilizce mi anlatsam? Sayacaksın. Aklıma gelen ilk kişi. Aynen. Tamam. Ya ama onunla ilgili olacak. Tamam tamam öyle. Hayır daha gitmeden tamam. Beyin göçü gerçekleşmiş. Hay Allah. Öyle demedi, öyle demedi. Öyle demedi. Şakalaşıyoruz, şakalaşıyoruz. Rakibim sonuçta. Abi. Aynen, aynen. Psikolojisini bozmak lazım. Aynen, çok haklısın. Hazır mısın sen? Tamam, Nurcuğum geliyor. Evet. Basınca açılan 3 şey. Telefon. Bilgisayar, tablet. Tabletin nesine basıyor? Ha. Yanına basınca açılıyor. Ha. Doğru. Bilgisayar da. Doğru. Okey. Alkışlıyoruz Nur'u. Biz o zaman. Bravo. Ne update etti? İşte. Hazır mısın? Evet. Hiçbir zaman değilim ki. Aynen aynen. Buyurun. Üzerinde zıplanan 3 şey. Trombolin, yatak. Hayır.
Romani yatak, ikiz yatak. Biz yatakçıyız, biliyoruz. Abi sen nafakayı hesapla ya. Ben buradan çıkamayacağım gibi. Şey yaparız, seninle anlaşırız, üleşir, şey yaparız. Peki, gerçekten saysana bir şey. Saydım. İkiz yatak mı? Trombolin, yatak, koltuk. Pilates topu. Ah bak, pilates topu. Bravo. Abi ne kadar güzel bir şey söyledin. Evet, varmış. Ama var. Biraz düşünmesi evet, gerekti. Evet, bulamadım ben. Kusura bakma. Sizdeyiz efendim. Pili biten üç şey. Saat. Saat. Tıkandım. Çok iyi. Oh, iyi, bir avantaj yakalayabilirim. Aynen. Siz pili biten üç şeyi saymak ister misiniz? Yok. Benim bugün bana bir şey oldu arkadaşlar ya. Benim suyuma mı bir şey koydunuz? Ne oldu be? Bugün burada bir şey var. Bugün burada bir şey var. Bugün bir atmosferde bir şey var abi. Peki. Bugün bana bir şeyler oynanıyor. Bir oyunlar oynanıyor bugün. Buyurun. Evet. Oturulan üç şey. Koltuk, sandalye, divan. Olur. Son sana soracağım. Bir birisiniz şu an. Bilirsen kazanacaksın. Sönen üç şey. Ateş, aşk, balon. Harika! Bravo! Ya inanılmaz abi! Ana akıma senaryo yazmayı düşünüyor musun hiç? Ya aslında yazmak isterim normalde ama ya bu dizi süreleriyle bir şey yazıyor olmak çok zor. Yani 150 dakika, 160 dakika daha bile fazla olan diziler var, 200 dakika. Televizyon dizisi seyredenler bir ellerini kaldırabilir mi? Hiç fena değil aslında. Hiç fena değil tabii, yani. Evet. Peki acaba nasıl oluyor? Yani ben mesela sabırsızım. Ya bir de 150 dakika bir komedi için bir kere zaten çok mümkün değil. Yok zaten yani, o yüzden. Kimsenin komedi. Hani o yüzden komedi ha. işi yok yani. Gerçi televizyonda. Işte yasak elma biraz. Ama o da tam komedi diyemeyiz yani. O biraz böyle dram da var. İşte bir şey de var, entrika falan. Bir şekilde şey ama yani... Ya 150 dakika yani hiç hayatının olmaması lazım yani hani hiç bir yere çıkamaz. 150 dakika çok ya. Çok. Mesela orada bir hanımefendi el kaldırmıştı. Kim de? Ben, siz. Mesela şey böyle bir arkada dönüyor gibi mi seyrediyorsunuz yoksa bayağı oturup seyrediyor musunuz? Bir tane dizi takip ediyorum, o yüzden onu izliyorum. Hangi dizi? Hayatta bir zevkim Kızılcık var. Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti. Evet. Şu an ama çok izleniyor. Evet, Kızılcık Şerbeti en çok izlenen dizilerden biri. Peki Kızılcık Şerbeti sadece onu seyrettiğiniz için hayatınızdan 150 dakikayı rahatça verebiliyor musunuz? Onu mu dediniz? Cuma akşamları direkt bölümün yayınlandığı gün izleyemiyorum. İşte sınavlar, dersler falan diye ama müsait olduğum aralık yaratıp izlemeye çalışıyorum. Anladım, sıkılmıyorsunuz. Yok. Ama şimdi YouTube'dan izleme de çok YouTube'dan, şey oluyor. Evet. Hızlı mı izliyorsunuz? Yok. Normal hızında. Evet. İyi işte 150 çok. 150 bana da çok geliyor, bilmiyorum. Başka izleyen kim vardı? Siz? Aileyi izliyorsunuz. Çok iyi, ben de izliyorum Aileyi abi. İzliyorsunuz ve o da uzun bir dizi. Ve sıkılmıyorsunuz. Ay işte bu demek ki alışkanlık. Evet. Bu arada eskiden olduğu gibi değil artık diziler. Yani o aşkla bakar yazardı. Değil mi? Sol tarafta da böyle... Üç gün bakan insanlar var. Şimdi öyle değil. Evet. Daha hızlandı ama yine de çok çok yani takip etmesi çok güç benim çok için artık. Çok uzun ya. Çok. Ben yani. Bazen parça parça işte mesela ha. aileden Aynen. görüyorum şeyde. Sosyal medyada görüyorum. Hani evet. ben de işte. Serhan Sarıkaya şarkı söylüyor. Sosyal medya yıkıldı. Aynen. Yani bir şekilde sosyal medya yıkılıyor ama. Yani bir şekilde. Şeyde ben bütün tanıdığım insanları ilk bölümlerini seyretmeye çalışıyorum. Yani ha, onu müthiş. Oturup o iki çift laf etmek gerekiyor ya. Doğru. Çünkü hani ben de soruyorum nasıl buldun, neydi, ne değildi falan ona hazır olmak için. Onu yapıyorum ama devamında sürdürülebilir bir şey değil. 150 dakikanın içinde ben 4 tane iş falan hallederim yani. Evet evet. Şey, yani bazen öyle açık kaldığı evet, zaman oluyordu. Arkada dönmeyi o yüzden sordum evet, işte. Doğru. Hani oturup seyretme mi yoksa takılırken böyle işte bir şey yazarken bakıyor musun falan. Evet evet. Yumurta. Taş, kağıt, makas oynayacağız. Tamam. Sonra kazanan yani kaybeden bir tane yumurtayı alıp kenarda bir yerde sıkacak. Tamam. Anlaştık. Tamam. Okey. Aynen. Hadi o zaman. 1, 2, 3. Tamam al. Değdiğini alman lazım.
Evet, mesela o. Bunda zaten bir şey var abi. Bu zaten fıkır fıkır baksana. Buraya mı, böyle mi yapayım? Yok, önüne de yapabilirsin. Ha, böyle yapabilir miyim? Tabii tabii. Niye ayağa kalktıysan böyle. Ne bileyim. Böyle sanki bomba var elinde böyle. Duruyorum. Ne olabilir ki yani? Şöyle yere doğru mu? Yani önüne doğru. Ya ben de göreyim diye şey yapıyorum sadece. Neymiş? Bu ne lan beyaz beyaz içinde? Bu ne abi? Süttür abi. Süttür. İbrahim süttür, süt. Süt. Süt kokusu almıyorum ben şu anda ama. Süt abicim. Tamam, süt de anlamadım kokusunu abi. Benim burnumu tıkalı, anlamadım. Tamam, hiçbir gel. Hiçbir şey anlamadım. Değil. Ay. Oley. Oley. Allah. Aa. Bu dolu, bu da dolu. Hepsi mi dolu lan bunları? Dökecek, merak etme. Ne çıktı mı bir şey? Çay gibi bir şey çıktı abi. Ha. Kahve gibi. Çay gibi. Tamam. İyi. Kahvedir o. Gibi değildir, kahvedir. Çok korkuyorum. Aa! Oley be. Ben Serenay'la oynadım. Biri şey yazmış. Abi hep kağıt yaparsan kaybedersin tabii. Angut gibi. Ha, evet. Boş. Ah be. Evet. Allah Allah. Arkadaşlar hemen oyunu kavradım. Ve bug'ını buldum. Ama hep boşu buluyorsun ya. Evet, çok şükür. Evet ya. Rabbim. Al buyur. Ben hemen doğrusunu bulurum kesin. Lütfen. Ya. Bul ki. Ha, çok güzel. Boş. Oley. Ha, ne yapıyorum ki ben? Ay. Ay. Yok artık, dolulara doğru geliyoruz bence. Aynen zaten. Aha, bu da boş. Aa, bu da boş. Aa, süper. Evet. Bu ne abi? Oğlum heyecanlanınca ben tuhaf tuhaf işaretler yapmaya başlıyorum. Abi. Başka bir şey yapma da. Gel. Çünkü gel abi gel. Çünkü bu kalktığına göre buradan başka bir harekete doğru gidiyorsun. Bir harekete doğru gidiyoruz. Ay Allah'ım ya. Bunun müziği bu değildi ya. Siz Serenay'a özel mi çaldınız şeyi? Ha, hayır canım. İbrahim de oynar ya. Bu ne biçim bir kırıcı kırıcı? Abi Serenay oynuyor diye çaldık ya falan diyor. Ben de oynarım ya. Serenay'dan da güzel oynarım, kusura bakmasın. Abi Allah falan de kalksam be. Böyle böyle falan. Evet. Sabah programına dönüyoruz. Hoş geldiniz sana. Allah Allah. Ay yandım. Aha bak şu an. Abi bu patladı. Patladı o. Evet. Hayır. Ay. Hayır boş. Oley be. Oh, şu anda en sıkıntılılar, çok sıkıntılılar var abi. Değil mi? Hissettin değil mi o ağırlığı? Su gibi bir şey çıktı. Su, su. Gibi değil ya, su. Ya tamam mı? Yani saç su gibi dedim ya. Bir şey demedim yani. Ama hep bir şey ima ediyorsun ya. Ama öyle tam bir berrak da değildi. Berrak da değildi. Çeşme suyu olabilir. Yani ben en azından toparlayayım. Hanımlar beyler, tabii ki İbrahim kazandı. İnanılır gibi değil. Filmin özür dilerim ne zamandır kafanda vardı? Pandemide yazmaya başladım. Bir sürü kek yaptım. Macun yaptım evde. Herkes gibi. Hani artık cipsleri yıkadım falan filan böyle. İşte damacanaları böyle dayımı keseler gibi damacana keseliyordum. Dayını keselemeni şuraya not alayım da. Dayını neden keselediğini soracağım çünkü. Evet. Yok yani misalen söylüyorum. Ama orada şey oldu yani, ya bir şey yapayım, kafa dağılmıyor ve bir gerginlik oldu hepimizin üzerinde. Evet. O zaman bir hikaye yazmaya başlamıştım.
Hikayeyi bir 50 sayfa yazdım, bir senaryoyu. Sonra bu özür dilemenin yola çıkışını buldum. Hı. Dedim ki ya bu yazdığım hikaye biraz yavan kaldı. Bunu aslında bu hikayeyle beraber birbirine çatarsam iki hikayeden böyle daha düzgün ve daha güçlü bir hikaye doğurabilirim diye Hı-hı. düşündüm. Orada yazmaya başladım. Onu da bir 50-60 sayfa yazmıştım. Ama o arada tabii pandemiden dolayı sinema, o zaman sinema meselesi vardı. Sinemaya girme imkanı yoktu. İşte en son 2020'de son filmimi yapmıştım. Hı-hı. Sonra da dedim ki işte bu geçen senenin başında Disney'den ya bize bir film yapar mısın gibi teklif gelince dediler ki var mı bir hikaye? Dedim ki ya böyle böyle bir hikaye var deyince çok sevdiler. Dediler ki ya biz çok isteriz bunu bize yapmanı falan derken orada devam ettim ve senaryoyu tamamladım. Bu ilk mi bilmiyorum. Diziyi de sen yönettin diye biliyorum ama bu hem yazıp hem yönettiğin ilk film mi? Evet. Ha, bu biraz cesaret isteyen bir şey değil mi ya İbrahim? Zor olmadı mı yani? Aslında öyle. Çünkü bir de oynuyorsun da. Aslında hani diğer filmlerde de şimdi senaryoyu hep hani kendim yazdığım için diğer filmlerimde de hani Bedran yönettiği dönemde de orada hani Bedran da sağ olsun öyle bir ilişkimiz, arkadaşlarımız olduğu için orada da aslında bir yardımcı yönetmen gibi, ikinci yönetmen gibi hani dahil oluyordum. Bazı şeylere dahil oluyordum. Ama Bedran da hep diyordu hani keşke sen de kendini yönetsen falan. Hani o pandemiden daha o dönemdeyken dizim meselesi çıktığında ortaya Bedran'ın kendi şahsi başka işleri vardı falan Hı-hı. derken bana ilk sen başarır buradan selam olsun. Dedi ki o uygulayıcı yapımcısı oydu işin. İlk sen dedi ki bana sen yönetir misin? Düşünür müsün? Aa, olabilir falan dedim. Nasıl yapabilir miyim acaba falan. Dedim hani yapamazsam ilk sen ilk hafta derim ki gel sen devam et derim dedim. Ama başladım. Bitti. Sonra çok sevdim. Yani meselenin o kısmında ilgilenmeyi zaten hep istiyordum. Ama Aha. ona hep bir cesaret lazım ya. Evet, abi. Dediğim gibi çünkü hani orada çünkü bitmiyor. Film herkes için bitiyor. Herkes alkışlıyor. Evet. Film bitti diye oynuyorsun. Senin aslında ondan sonra Tabii. bir 3 ay daha bir serüvenin Post. Var. Ama şimdi bakıyorum mesela ben seviyorum yani. Hani hem iyisiyle kötüsüyle eksisi artısıyla film Peki, tamamen bana ait. Yine yönetmek ister misin? Tabii tabii. Şimdi yeni bir şey yazıyorum. Ha. Onda mesela ben oynamayacağım da sadece yazıp yöneteceğim bir hikaye yazıyorum. Evet. Aa hadi bakalım. Hiç bir kadın ve komedisi yazıyorum. Aa hadi böyle inşallah üç kadın, ya. Böyle çok daha böyle iyi oyuncuların oynayacağı bir şey olacak Ay, inşallah. Hani onu yazıyorum. Orada hani ben ufacık belki konuk oyuncu belki olurum belki olmam. Tamamıyla yazıp yönetmek Hiç istiyorum. Hiç oynamadığın yazdığın bir şey var mı? Yok. Yok değil mi? Hepsinde evet. Hepsinde vardı oynadım. Zaten. Peki yine Oğuzhan Koç'la berabersin. Oğuzhan hiç demiyor mu abi beni artık bir sal diye? Demiyor ya. Demediği gibi de abi ben var mıyım falan diye soruyor. Ben var mıyım diye. Set nasıl geçti? Mükemmel yani. Bizim setlerimiz hani oradaki oyunculardan da hiç böyle denk geldi. Nasıl sorabilirsin? Bizim setlerimiz hakikaten çok keyifli oluyor. Bir de hani ben Oğuzhan'la en son 2018'de Yol Arkadaşım 2'yi yapmıştık birlikte. Ondan sonra da bayağı 5 senedir hiçbir şey yapmamıştık. Burada da hatta hani hikaye başladığında hani burada bir kardeşim hikayesi... Yani rol de çok Oğuzhan'lı çok çağrıştırıyor ve bizde de ikimizde şu yoktur yani. Ben hani illa Oğuzhan olsun ya da o da illa ben oynayayım değil. Ben hani hakikaten Oğuzhan'a uygun bir rolümü, Oğuzhan'ın hakikaten hani ben bu rolü becerebilir miyim gibi bir aslında dengeli. Hmm. Aslında birbirimize öyle bir kıyak da geçmeden böyle ciddi ciddi konuşuyoruz. Sonra ben ona hikaye yolladım, senaryo yolladım. Okudu diye ben çok sevdim. Çok da güzel olur dedi yani yaparız falan. Sonra girdik yani çok keyifli ya Oğuzhan'la evet, iş yapıyor olmak. Çok verimli çalıştığınızı Çok da acayip bir iyi, acayip iyi bir oyuncu bir de. Yani ben çok beğeniyorum yani komedi Hı-hı. tarzını da. Çok sakin bir yerden, inanılmaz sakin evet, bir yerden evet, oynuyor her şeyi. Oynuyor çok yumuşak evet. oynayan bir oyuncu. O yüzden de çok mutluyum yani onunla iş yapıyor olmaktan dolayı. Harika. Toksik maskülinite. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. İsmim Kaan. 21 yaşındayım. Öyle. 21 yaşında mısınız? 21 yaşında mısın abi? Gerçekten. Abi dedim bak çocuğa yani. Böyle duruyor, 21 yaşındayım. Vay anasını ya. Dolu dolu yaşamış Aynen. 21 yani. Neler gördün be? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? İngiltere'de, Londra'da. Abi böyle bir şey yok ya. Hocam biz zaten Birleşmiş Milletler'e bağlıyız. Hocam böyle bir şey yok ya. Aynen. Ben yemin ediyorum bilseydim programa girerken pasaportumu getirirdim. Ya. Böyle bir şey yok. Herkes İngiltere'de falan. Aynen. Ne okuyorsunuz İngiltere'de? Business and Management diye geçiyor. Ya işletme. Mikrofonu ya, mu yaladın? Ama Business Management daha güzel. Öyle de boş ver işletme deme.
Business management. Evet dedi. İşte sonra management science. Sonra işletme dedi. Falan. İşletme deme dedim. Bence aynen. Öbürünü kullan. Diğeri daha iyi beyefendi. Evet, daha havalı. Şimdi beyefendi birden kaça kadar? 32'ye kadar bir sayı söylemenizi rica edeceğim. 28. Ağlamak kadınlara yakışır ama erkek dediğin böyle şeylere pek bulaşmaz. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Neden? Ağlar mısınız? Balık burcu. Balık burcu. Ya yok, ama anlamam. Abi senin ağladığın anı görmek isterdim biliyor musun? Böyle dövmeler akıta akıta böyle gözyaşlarım. Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Evet. Aynı rahatlıyor. Ağlıyor belli belli. Aynen. Peki bir sayı daha alalım. 12. Kız arkadaşımın Instagram profilinin kilitli olmasını tercih ederim. Kilitli olmalı ve mümkünse o kilitte öyle herkese açılmamalı. Katılıyorum. Şimdi geldin tatlı tatlı geliyor bak şu an. Vallahi mi ya? Vallahi. Allah Allah. Bak gördün mü tatlı işletmeciyi sen? 10 puanı yapıştırdık beyefendi. Zaten kilidi açınca ağlıyor bence zaten. Hayır ya. Pardon neden peki? Güzel bir soru yani. Ünlü değilse kapalı kalsın yani. Niye açık olsun ki? Ünlü değilse kapalı mı kalsın? Evet. Ünlünün niye açık kalsın? Sonuçta şimdi insanlarla iletişim halinde oluyor ne bileyim. İşini gücünü paylaşıyor falan filan doğru. Aynen mantıklı o açıdan. 500 ama... takipçili bir kızı niye açık olsun ki hesabı yani ne gerek var? Bacağına sıçmaya başladın da. Dur bakalım nasıl alacağız seni orada. Peki yani mesela açık kalınca ne oluyor? Yani... Açık olsa ne olur yani? Herkesin takip edebiliyor olması ile ilgili bir şey. Rahatsızlık. Ya rahatsızlık değil de ne diyeyim? Kapalı kalsa daha iyi yani. Aynen, zorlamayayım. Çocuk business management diye başladı, derebeğine dönüştü böyle. Kadın ne diyeyim falan da atıyla çıkıyor böyle tuşadan. Peki bir sayı daha rica edeceğim. 25. 25. Eve beyaz eşya, televizyon gibi bir şey alınacaksa benim seçtiğim alınmalı. Çünkü kalite ve fiyattan bayağı anlıyorum. Yok katılmıyorum. Katılmıyorsunuz. Zaten bu toksiklik değil, bu öküzlük zaten yani. Artık hayır. Artık bu. Aynen. Bir sayı daha rica edeceğim. 15. Instagram'a dekolteli bikinili fotoğraf koyan kadınlarla görüşürüm ama sevgili olmayabilirim. Yok katılmıyorum ya. Giydiği şey onu yansıtan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Sen nasıl gördün ki kapalı? Ünlü değilmiş. Biz sana bravo. Mı açmışsın? Anladın mı kardeşim? Evet anladım. Bu döner sana girer ben sana söyleyeyim. Olsun ama alkışlıyoruz beyefendi. Sadece bir soru da patladı. Peki güncel mizahı çok yakından takip ettiğini düşünüyoruz. Evet. Genç kuşaktan kimler var ilgili? İzlediğin, merak ettiğin, takip ettiğin. İşte yani bizde mi yoksa yabancı olarak mı? Hiç fark etmez canım. Genç kuşak işte. Ya yeni gelen çok sevdiğim. Ben çok seviyorum ya. Feyyaz'ı çok seviyorum. Hı-hı. Doğu'yu severim. Hasan Can'ı seviyorum. İşte Yasemin'i çok seviyorum. Yasemin Hı-hı. Sakallı oldu. Evet. Acayip yani evet. Ben oyunu da izledim iki defa. Çok ben başarılı şey yani. Çok oyununa güzel. Mutlaka gidin Yasemin'in. Var mı giden Yasemin'e? Yasemin'in oyununa gidin arkadaşlar. Çok seveceksiniz bence. Oradaki hani... her şeyi el kaldıran evet, bir kadın var. Ya deli ya çok... Aktiviteden aktiviteye koşuyor aynen. Biliyor musun? Ne iş yapıyor soralım onu bir ara. Evet o bence evet. De. O sürekli Yasemin. O el havada. Aynen değil mi? Evet, sen evet, de fark ediyorsun. Görüyorum. Dizi izliyor musun? Yasemin'e gitti mi? Şey var mı? Hani ben... ne iş yaptığını merak ettim anladın mı? Bilmiyorum ki. Seviyorum yani bu ekibi seviyorum. Yabancı var mı öyle sor... Yeni nesilden yok tabii hep izlediklerimiz. Aynen, hep daha üstad yani. Peki... Mizahının yaşlanmasından korktuğun oluyor mu? Böyle dilinin hep taze kalması gibi bir ya şey. Ya biraz, ya insanda hep öyle bir endişe olur ama ya biraz aslında bu dönemde bizim işi yapanlar için şöyle bir avantaj var. Yani sonuçta dışarı çok fazla çıkmanın zamanında bile gündemi takip edebiliyorsun internet sayesinde. Hı-hı. Aslında yeni neslin jargonunu, duygusunu, düşüncesini... Daha çabuk kavuşabiliyorsun. Çünkü eskiden böyle bir imkan olmadığı için evet. Biraz da artık yaş başta geçtikten sonra dışarıda çok fazla hani çıkayım, aktivite yapayım bilmem ne olmayacağı için biraz yaşlanma durumu oluyordu. Bence bu dönem bizim işi yapanlar için bir avantaj yani. Bu taze yeni nesli, yeni nesli takip etmek, yeni dünyayı takip etmek çok çok kolay. O yüzden de
Korkuyorum ama bu avantaj da beni biraz rahatlatıyor. Aynen. Peki eşinle 17 yıldır dedim ben, sen 23 yıldır evet. dedin. Öncelikle maşallah. Teşekkür ederim. Ne, bunun bir sırrı var mı ya? Sırrı, İbrahim Selim'e iki kere katıldım abi. Hani 3-4 defa katılsaydım kesin bugün olmayacaktı o. Aynen, o sırrı. Doğru. İkinci katılışım. Bakalım bundan doğru. sonra inşallah üçüncüde bunu konuşuyor oluruz. Bunun sırrını. Vallahi sırrı iyi anlaşıyor olmak. Yani ya bir hayat arkadaşı, bir yol arkadaşlığı da yapıyorsun birlikte. Hı-hı. Ya benim hani eşim bana bu mesleği de yapabileceğime en çok beni inandıran insandı. Hani ben de onunla ilgili hani birbirimizin hayalleriyle ilgili de hep birbirimize acayip destek olduk. Dolayısıyla da bir yol yürüdük birlikte. O müthiş bir birikim yaratıyor. Ve diyorsun ki ya bu güzel bir birikim ve bunu kaybetmek istemiyorum diyorsun. Ve öyle devam ediyor. Peki Aslan çok güçlü bir isim. Sen de hasta Galatasaraylısın. Evet. Aslan büyüdü. Ben Fenerbahçeli olacağım dedi. Ne yapacağız? Yani zor bence ya. Ya ne zor? Ya olmaz diye düşünüyorum yani. Ya de ki oldu, ne olacak? Ya bir şey olmaz tabii ki de. Ne yapabilirim yani de. Yani olmaması için elimden gelen her şeyi, çabayı gösteririm. Ama tabii ki de yani sonuçta baba ben Fenerbahçeli olacağım diyorsa... Yani o zaman çalışacak, kendi parasını kazanacak. Okulunu okuyacak. Tabii ki olur. Neden olmasın yani? Özel okula falan gitmeyecek. Anladım abi. Peki, yeter artık bir 3 ay komedi momedi görmek istemiyorum dediğin dönem oldu mu hiç? Yok. Evet. Olmadı. Yani hep böyle bir, yani hem meslek içinde takip ediyorsun. Aha. Yeni çıkan işler ne oluyor, evet, hem tabii. Türkiye'de hem dünyada ne oluyor ne bitiyor. Hani bazen tabii kafanı dinlemek istediğim ve biraz böyle yorulduğum anlar oluyor. Normal kendi dünyamda da hani sürekli bir şey yazarken falan sürekli komik bir şey düşünmeye çalışıyor olmak, sürekli bir şeyden bir şey çıkartıyor olmak bazen yorucu olabiliyor. Ama hep haşır neşir olduğum bir şey olduğu için, bir de çok kendiliğinden olan bir şey bende. Hı-hı. Hani zorlama bir komiklik yapayım değil de hep zaten hayatımda olan bir şey. Çevremdeki bütün arkadaşlarım da öyle. Hepsi çok eğlenceli insanlar, o yüzden de evet. şey olmuyor yani. Uzak kalamıyorum daha doğrusu. Hiç tek kişilik gösteri hayalin var mı? Var. Yazdım bir tane. Aa, çıkacağım. Çıkacaksın. Yani evet, çıkacağım sahneye. Ya bu pandemiden önce yazmıştım. Sonra tabii olay olunca tiyatrolar falan kapandı. Aynen. Öyle bir orada bir motivasyon kaybı oldu. Ama şimdi biraz daha her şey toparlandıktan sonra herhalde önümüzdeki yıl bir oyun söyleyeyim. Yapmak istiyorum. Gerçekten evet. mi? Fon deyip... Nerede? Nerede? Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormadım. Siz Londra'nın neresinden geliyorsunuz? Yok, ben İstanbul'dayım. İyi. Aslında ben de yurt dışına çıkacaktım ama sonradan bir pandemi oldu. Burada kaldım. Bak işte tam o döneme denk geldi. İşte, gidemem. Ne iş yapıyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Öğrenciyim. Dinleyebiliriz şarkını. Söylenmedi hiç sana dair düşler abi, yıkardı. Önce tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep. Buralar sayende yok şikayet. Çok teşekkür ediyorum. Zaten başlayayım mı diye sana sordum. Evet sanki. Evet. Alkışlayalım beyefendiye. Ne içeyim? Acı sos içersin. Benim midem çünkü rahatsız, o yüzden. Ha, miden rahatsızsa senin yerini bir içebilirim. Yok bunlar yok. Bunları içerim. O acı da şeyim. Kokla bir içmeden. Hep beni tedirgin ediyorsun ya. Kokla bir içmeden. Çok şey değil o zaman ya. Çok anlaşılır. Yani bu mesela mideni yakıp yakmayacağın, koklayınca anlarsın. Yok. Onun dışında baktım ben öyle yakacak bir şey. O... Kokladın mı sen bunu? Kokladım. Okey, tamam. Ben koku alamıyorum ha. Ben bugün anladım çünkü kokladığım hiçbir şey kokusunu kulağına almadım. Kulağına mı döksek acaba ya? Evet ya. Merhaba, sizi tanıyalım. Oğuzcan, ben yazılım mühendisiyim. İşte daha junior'ım. 4 aydır falan çalışıyorum. Okey, şarkıyı dinleyebiliriz Oğuzcan tamam. Bey. Bir derdim var. Daha çok ama sen ıkınıyor gibi yaptın.
Neden böyle oldu? Abi canım, canımız sıkıldı. Ne için? Ne istiyorsan iç abi şunu iç. Bunu içeyim. Ha, bana koklattın ya ondan da bir işkillendim çünkü. Gerçekten koku almıyor. Gerçekten almıyorum ben, enteresan ya. Ben niye 4 duyuyla yaşıyorum? 4-5 duyum var ya. Aa, bu kötü bir şey geldi. Bu kötü geldi. Allah Allah İbrahim'ciğim. Sevindim şu an. Sizi tanıyalım. Zeynep ben. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? 23 yaşındayım, müzisyenim. Müzisyensin, ha, evet. Zaten müzisyensiniz. Ha. Ne yapıyorsunuz müzisyen olarak? Tarık Sezer Orkestrası'ndayım. Aa, Tarık Sezer, evet. Ne kadar güzel. Tarık abiye çok selamlar. Çok selamlar. Söylerim. Vokal misiniz? Vokalim, evet. Harikulade. Bize o zaman neyin şovunu yapacaksınız çok merak ediyorum. Evet, buyurun. Uyuyorsun, duymuyorum. Uykusunda, değil mi o, değil mi? Evet. Uzunlar yanıyor arkadaşlar. Bu ışık içimize fazla geceyi böler. İbrahim'ciğim. Ben çok mutluyum, hiç içmedim biliyor musun? Ben çok mutluyum. Çok güzel şarkı. Teşekkür ediyoruz abi, çok sağ olun. Ben göbek atmak için istedim. Çok alakasız bir şarkı da attım. Aynen. Hanımefendi, hazır gelmişken sesinizi duyalım. Uzunları mı söyleyeyim? Nasıl, kısa, neyse. Uzun, bize fark etmez. Aşkın olayım sana. Sahnede söylesin bende. İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, naber bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor. Söylerim günde bin kere. Yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Güller güneşle. Zeynep Hanım, çok teşekkürler. Sizi yerinize... Evet. Sen İstek Vakfı'ndan mısın? Okul arkadaşını buldu. Aşkım. Biz çıkalım istiyorsan, muhabbet edecekseniz. Beni hatırladın mı ya, İstek Vakfı'ndan mısın falan diye. Konuşalım. Ya ben sana akbil vermiştim. Ben... Şarkı yarışmasına katıldınız. Vakıflar arası, evet. Evet. Sen birinciydin, hatırladım şu an. Evet, doğru. Evet. Doğru. Sen de mi söyleyeceksin? Sen de söyle. Bir şey söyleyeceğim, aşkı söylemiştin. Hey, hey'le söylemiştim. Hayır. Doğru. Gel bir sarılayım mı? Gel. Çok güzel söylüyor. Çok güzel. Beni tanımıyordun artık. Ama şey, ne oldu?
Ben müzikle devam edemedim kariyerime. Hiç önemli değil. Sizin isminiz ne? Helin. Helin Hanım. Quiz Night'a gelmiştik biz. Allah benim belamı versin hatırlamadıysam. siz ne yapıyorsunuz? Çapa'da tıp okuyorum. Harika, ne kadar güzel. Ya tıp okuyanların her şeyle ilgisinin olması peki. Enteresan. Enteresan, evet. Peki Helin Hanım, ne söyleyeceksiniz? Sezen Aksu Gülümse çalabilir misiniz? Sezen Aksu Gülümse mi? Kız acık eğlenceli bir şey söyle. Bende yok. Bende yok mu? Hep üzün. Hep üzün. Hep keder. Ya. 12 yaşında kız hep üzün diyor ya. Demin Esra Erol olduğu gibi kavuştular burada ya. Evet abi. Neyse tamam, olur olur. Çok özür dilerim. Sırf oyuncu birinci olduğunu söylemek için 10 dakika muhabbet ediyorum. Evet abi ya. Hayır. Vardı, aptal gibi dinledik. Hayır. Tamam, birincisin, en birinci sensin. En ya, harika ya. Of. Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenilenirim? Hadi gülümse. Gözyaşlarıyla. Nasıl hırsı var ya, ben size söyleyeyim bak. Gerçek. Ben teşekkür hırs ederim. Var ya, onu gibi var. Alkışlarla yerini alıyoruz Selin Hanım. Var mı albüm girişimi olan? Aynı yarışmaya katılmış. Ha? Ben de beşinciydim abi İstek falan. İstek Vakfı. Ben de. Hatırladın mı beniler? Çok güzel, harika. Bizim programa hep sesi çok güzel insanlar da geliyor. Londra'dan gelenler olduğu gibi. İnanılmaz ya. Bu bende kaldı. Ben bu arada içecek miydim ya? İçecektin tabii ki abi. Ben takipçisiyim. Allah aşkına içer misiniz? Çünkü ben iyi değilim. Asya'yı alkışlıyoruz. Bravo. Asya, çok teşekkür ederim. Buyur, sizi tanıyalım. Burcu ben. Burcu Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ben özel sektör, eğitim sektörü. Ben de Londra'dan bir hafta önce geldim. Aynen, zaten kapıda az evet, önce evet. Evet, sordular, tabii. Geldim dedim. Mesela Belçikalılar var, onları haftaya alacağım. Tamam, okey. Siz galiba nota defterinize ben, evet, bakıyorsunuz. Evet, nota defterine aynen bakacağım. Buyurun, biz sizi bekliyoruz. Hı 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 h
bizim çocuklar ya. Evet, ben bildim abi. Bildik. Helal olsun Burcu Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz. Ne içeyim abi? İç ya, sen seç artık misafire. Bunun rengi güzel. Bravo İbrahim'i alkışlıyoruz. Nasıl da gömdü. Merhaba, sizi tanıyalım. Onur ben. Onur Bey, ne yapıyorsunuz? Özel bir hastanede hasta kabulü olarak çalışıyorum. Buyurun, şarkınızı dinliyorum. Cevabın olan gel. Kim bildi bunu? Sen bildin ya. Ben mi bildim? Evet. Ben mi bildim? Ben bilmişim. Kusura bakmayın lütfen. Beyefendiyi alkışlayalım. Vay be, nasıl da söylediniz. Helal olsun. Afiyet olsun. Sevgili sirke severler. Oy. İyi geldi mi? Oy. Tabii ki İbrahim kazandı. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten. Bu kadar iyisini şey yapmamıştık. O ses Türkiye'ye döndük bir an fark ettiyseniz. Size helal olsun hanımefendi ve hanımefendi. Evet. Gerçekten gecenizi güzelleştirdiniz. Çok sağ olun. İbrahim bitti. Bitti mi? Aynen. Aa. Evet. Bitti. Vallahi mi ya? Aynen. Ne abi? O zaman hep beraber. Gel cesur biri o yaseneme. Doğrulardan hiç şaşma kimseyi üzme. Kim o deli? Ne? Tekrar etmeye başladı. Hem de en başta. Harika. İbrahim, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Filmin muhteşem olur umarım. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Muhteşem bir akşam yaşadık beraber. Hanımefendi ve hanımefendiye zaten teşekkür ediyoruz. Bir daha görüşene kadar iyi geceler.